Nari'nin doğmuş olduğu ve yaşamış olduğu mahallede değiliz. Yani Tavşantepe Mahallesi'nin yukarısında bulunan Batı Karakoç Mahallesi'ndeyiz. Hemen birbirlerine komşu aslında bu iki mahalle. Buraya getirildi. Batı Karakoç Mahallesi ikinci camiine getirildi. Burada cenaze işlemleri yapılacak. Namaz kılınacak. Cenaze namazı kılınacak. Şimdi kameraman arkadaşım Hüseyin İşçi size gösterecek. Caminin içerisinde güvenlik gerekçesiyle bizi de almadılar. Bu noktadayız. Bekleyişimizi burada sürdürüyoruz ama İl Jandarma Komutanı geldi bu noktaya. Tüm generaller Selçuk Paşa bu noktaya geldi ve çok sayıda vatandaşın da buraya geldiğini söyleyebilirim. Tavşantepe Mahallesi'nin giriş ve çıkışları kapatılı. Kapalı halen jandarma tarafından izin verilmiyor. Diyarbakır Mardin Karayolu üzerinden bir giriş bulunuyor. Köyün içerisinde de 4 giriş ve çıkış noktası bulunuyor. Ancak her iki çıkış noktası da yani batı ve kuzeyinde birinde Diyarbakır Mardin Karayolu bulunuyor. Diğerinde ise Diyarbakır Batman Karayolu bulunuyor. Bu iki noktadan Tavşantepe Mahallesi'ne giriş yapılabiliyor ve oralarda jandarma ekipleri tarafından kapatılmış durumda. Biz buraya çok zor şartlar altında aslında girebildik. Çünkü Batı Karakoç Mahallesi de jandarma ekipleri tarafından kapatılmış durumdaydı. Ancak cenaze aracı bir anda takipteydik biz. Bir anda rotasını değiştirdi ve Batı Karakoç Mahallesi'ne döndü. Diyarbakır çevre yolundan bu noktaya geldi. Biz onu aslında Tavşantepe Mahallesi'nde beklerken ne yazık ki bu noktaya geldi ve burada şimdi işlemler yapılıyor. Caminin içerisinde minik beden orada bulunuyor ve çok sayıda vatandaş buraya geldi. Hem Batı Karakoç Mahallesi'nde oturan vatandaşlar hem de Diyarbakır Kent Merkezi'nde adli tıp önünde bekleyen vatandaşlar. Nari'nin adli tıptan çıkarken cenaze aracında iki yakını bulunuyordu. Onların da soy isimleri Güran olması sebebiyle teslim edildi. Savcının talimatı bu şekildeydi ve teslim edildikten sonra cenaze aracının hem önüne hem de arkasına bir polis bir de jandarma aracı bırakıldı ve adli tıpın önünden çıkarıldı. Çıkarıldığı andan itibaren aslında sadece cenaze aracı bulunuyordu ve birkaç yakınının hususi otomobili ona eşlik etmişti aslında. Ancak ilerledikçe konvoy cenaze aracı ilerledikçe sağdan soldan park edilen araçlar cenaze aracının peşine takıldılar ve bir anda çok kalabalık bir araçla karşı karşıya kaldık. Biz de zaman zaman araç içerisinde trafikteyken bile Ekol TV ekranlarında aslında yansıtmıştık o görüntüleri. Konvoyu daha sonra kaybettik, sonra bir kez daha bulmaya çalıştık. Yetişelim derken aslında rotasını Diyarbakır Havalimanı kavşağından bir anda Tavşantepe Mahallesi'nin rotasından çıktı ve Batı Karakoç Mahallesi'ne geldi. Diyarbakır Batman Karayolu üzerinden bu noktaya geldi ve ancak Tavşantepe Mahallesi'nde Diyarbakır Valiliği yapmış olduğu açıklamada Tavşantepe Mahallesi'nde saat 11'de defin işleminin yapılacağı duyurusu yapıldı. Valilik özel kalem üzerinden bu açıklama. Şimdi Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da bu noktaya geldi. Aslında Tavşantepe Mahallesi'nde bu program yapılmıştı ama bir anda Batı Karakoç Mahallesi'ne döndü bu program. Cami içerisinde cami hocası da şu anda bu noktaya geldi ve birazdan buraya gelecekler ve cenaze namazının kılınması bekleniyor. Tavşantepe Mahallesi'nden bahsetmek istiyorum. Çocuklar, kadınlar ve orada yaşayan vatandaşlar o noktadan geçiş yaparken gördük. Hepsi hüzünle uzaktan mezarlığı izliyorlardı. Orada bekleyişlerini sürdürüyorlardı. Çok acı bir olay. Yani gerçekten Narin bugün aslında 3A sınıfına gidecekti. Tavşantepe Mahallesi'ndeki Tavşantepe İlkokulu'nda 3A sınıfına gidecekti. Kameraman arkadaşım Hüseyin İşçi ile birlikte biz onun sırasını da görüntülemiştik. Yani Narin eğer kaybolmasaydı ve yaşıyor olsaydı 3A sınıfındaki ikinci sırada oturmuş olacaktı. Ve bugün onun naaşı için bu noktada toplanmış durumdalar. Sivil toplum örgütleri var. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'yı görüyorum. İl Valisi Murat Zorluoğlu geldi. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım bu noktaya geldi. Şimdi buradaki yakınlarıyla görüşme sağlıyorlar. Başsağlığı dileklerinde bulunuyorlar. Evet, gelinlikle geldi. Nari'nin cansız bedeni şu an tabut üzerinde gelinlikle geldi. Annesi Yüksel Güran son sözlerini söylemişti aslında.
Bu noktada aynı zamanda Nari'nin aslında gelinlikle gelmesini, gelinlik giymesini çok istediğini söylemişti. Ama ne yazık ki o... Yani bu duyguları tarif etmek çok zor gerçekten. Minik beden tabut eşliğinde bu noktaya getirildi. Şimdi üzerinde bir gelinlik bulunuyor. Ama ne yazık ki gözaltında olan bazı kişiler var. Bunların arasında anne baba ve kardeşler de bulunuyor. Şimdi tabut geldi. Batı Karakoç Mahallesi ikinci camindeyiz ve burada şimdi kameraman arkadaşım Hüseyin İşli burada bir bariyer bulunuyor. Hemen size görüntüyü aktaracak. Şimdi çok kısa beklemenizi rica edeceğim Zeliha. Ben de o noktaya şimdi... Bariyer üzerinden atlayıp geldik. Şimdi kameraman arkadaşım Hüseyin İşli size o anları gösteriyor. Nari'nin hayaliydi aslında bu gelinlik. Ve şimdi cenaze namazı kılınacak. Cami imamı burada bekliyor. 4 hoca daha bulunuyor. Onunla beraber Diyarbakır'daki birçok camide onun için il müftüsü de bulunuyor. Düzeltmek istiyorum. İl müftüsü ve 4 hoca bulunuyor bu noktada. Şu an il müftüsü konuşuyor. İnsanlığımızdan utandığımız, vicdanımızdan utandığımız bir andayız. Ben hemen o noktaya yaklaşmak istiyorum. Cenab-ı Hak bizleri vicdan sahibi insanlardan eylesin. Ahlaklı insanlardan eylesin. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden gözden geçirir, yeniden hatırlarız. Ve Kur'an'ın, sünnetin bize öğrettiği bir çerçevede ahlaklı bir toplum, ahlaklı bir nesil olma yolunda ilerleriz. Narinimiz cennettedir. Masum bir yavrumuzdu. Masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennette. Peki elbette ki bunun hesabını yapanlar mutlaka hesabı sorulacaktır. Dünyaya ait olan şey budur. Ama benim korkum değerli cemaatimiz, bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz. Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Vicdanımız, insanlığımız... Bunu yeniden bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak tekrar rahmetiyle muamele eylesin yavrumuza. Şimdi inşallah cenaze namazını kılacağız. Hatun kişi niyetine, Allah için namaza, Resulullah için salavata uyalım. Farz-ı kifayi olan bu cenaze namazını eda etmek üzere hazır olan imama. Buyurun. Evet, il müftüsünün... Çok duygusal sözleri vardı. Aslında burada Narin için nasıl hesap vereceğiz dedi. Bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığını söyleyebilirim. Ve şimdi cenaze namazı kılınacak. İl müftüsü ve 4 hocayla birlikte bu noktada şimdi cenaze namazı kılınıyor. İl müftüsü Celal Büyük tarafından şimdi cenaze namazı kılınıyor. İl valisi Murat Zorluoğlu var. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım. İlçe kaymakamları bulunuyor. İsmail Pendik Bağlar İlçe Kaymakamı ve çok sayıda vatandaşın bu noktada olduğunu söyleyebilirim. Sivil toplum örgütleri burada. Kadın örgütleri burada,
Herkes narin için burada bekleyişini sürdürüyordu. Şimdi cenaze namazı bu noktada kılınacak. Nari'nin hayali olan aslında gelinlik tabutun üzerinde bulunuyor. O minik bedeninin çok istediği aslında o gelinlik tabutun üzerine konuldu ve buraya getirildi. Cenaze namazı şimdi dua ediliyor. Tavşantepe mahallesinde hazırlıklar yapıldı ama bir anda rota Batı Karakoç mahallesine döndü ve cenaze aracı bu noktaya getirildi. Şimdi cenaze namazı kılındı ve Nari'nin cansız bedeni şimdi omuzlarda taşınacak. Üzerinde gelinliği bulunuyor. Hayal ettiği o gelinlik, giymek istediği o gelinlik bulunuyor. Gerçekten bu anları anlatmak bile çok zor. 8 yaşındaki Narin Güran bugün yaşıyor olsaydı aslında okula gitmiş olacaktı. Ancak şu an sabah saatlerinde cenazesi alındı Adli Tıp Kurumu'ndan ve Batı Karakoç Mahallesi'ne getirildi. Şimdi kameraman arkadaşım Hüseyin İşli o anları görüntülüyor. Yakınları tarafından. Şimdi cenaze aracı takip edeceğiz biz de onu. Yakınları burada ağıtlar yükselmeye başlandı. Kameraman arkadaşım Hüseyin İşli ile birlikte biz de şimdi buraya doğru ilerliyoruz. Araçla Batı Karakoç Mahallesi'nden Tavşantepe Mahallesi'ne hareket edecek. Çünkü Tavşantepe Mahallesi'nde hazırlıklar yapılmıştı. Jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri almıştı. Ve bu noktada şimdi biz de Tavşantepe Mahallesi'ne doğru hareket edeceğiz. Gerçekten çok zor anlar. Nari'nin hayal etmiş olduğu o gelinlik tabutun üzerindeydi. Ancak bugün tabutun üzerine koydular ve Batı Karakoç Mahallesi'nden şimdi Tavşantepe Mahallesi'ne doğru hareket edeceğiz. Biz de kameraman arkadaşım Hüseyin İşçi ile birlikte o minik bedeni bu şekilde görüntüledik. Tabutta üzerinde gelinlik vardı diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.